Merhaba arkadaşlar. Yazım yanlışıyla ilgili değerlendirmelerimizi biliyorsunuz bir önceki derslerimizde başlatmıştık. Şimdi yazım kuralları ile ilgili değerlendirmelerimize devam ediyorum. Oldukça geniş bir konu. İmla kılavuzunu komple size anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla birkaç derste ilerlememiz gereken bir konuya dönüşmek zorunda kalıyor. Şimdi yazım kuralları içerisinde artık spesifik başlıklar üzerinden gideceğim. Yani D bağlacının ya da D yazımı şeklinde değerlendirdiğimiz bir bölüme geçelim. D'yi ne zaman hangi görevde kullandık? O göreve göre nasıl yazmamız gerekiyor? Şimdi bir sınıflama yaparsak. Biliyorsunuz ki bizim için D iki türe ayrılır. Yani iki görevi vardır. Bunlardan birincisi bağlaç görevinde kullanılan D. ikincisi ise ek göreviyle kullandığım D'dir. Ve bu görevleri noktasında baktığınızda ise yazımları değişir. Bağlaç görevinde kullanmış olduğum D'yi daima ayrı yazmak zorundayım. Ama ek göreviyle kullanmışsam o zaman da ben birleşik yazmak zorundayım diyeceğim. Bağlaç görevinde kullanılan D'yi nasıl ayırırız ya da anlamını nasıl buluruz? Biz cümledeki anlamına bakarız. Dahi ve bile anlamına geliyorsa bağlaç görevinde kullandığımı söylerim. Eğer cümle içerisinde bulunma anlamı kazanacak şekilde kullanmışsam o zaman da ek görevli de vardır diyeceğim. O zaman biz anlamdan fark edeceğiz aslında hangi görevi üstlendiğini. Mesela ben size ben de anladım şeklinde bir cümle versem bu cümle içerisinde ne anlama getirdim? Ben dahi anladım, ben bile anladım anlamlarına getirecek şekilde kullandım. Bu dahi ve bile anlamını veriyor olmam onun ayrı yazılması gerektiğini gösterir. Peki ben bu cümleyi şöyle yazsam, bu bende var şeklinde versem o zaman bu cümlede kullanmış olduğum diye ise onun bende bulunuyor olduğu anlamını kazanacaktır ki bu da onun birleşik yazılmasını gerçekleştirmemiş, e, de öyle yazılmamız gerektiğini göstermiş olur. Şimdi hepinizin bir pratik noktası vardır mutlaka ve çoğunuzun kullandığı bir yöntem var. İsterseniz o yöntemi de bir uygulayalım. Hani cümleden atmak ve cümleden atmadan okumak kuralları üzerinden. Mesela ben bağlaç görevinde kullandığım D'yi cümleden atarak okuyabilir miyim? Ben anladım. Belki net olarak anlatmak istediğim şey o D'nin var olduğuyla aynı anlam olmasa da ben anladım derken cümlede herhangi bir bozukluk gerçekleşmiyor. O zaman atıldığında anlam bozulmuyorsa nedir onun adı? Bağlaç. Peki bu ben var şeklinde kullansaydım? Yani D'yi buradan atıp da okusaydım bu sefer anlam gördüğümüz gibi bozuluyor. O zaman atıldığında anlam bozuluyorsa da ektir. En azından bu pratiği aklınızda tutarsanız hani anlamı belki aklınıza getiremezsiniz dahi bileği bulunma anlamlarını. Bu da bir yöntem olarak aklınızda kalsın. Peki ben D bağlacını her zaman ayrı yazıyorum ama bir uyarım var. Ben eğer D bağlacını ya da örneğinde olduğu gibi ya da ne D örneğinde olduğu gibi ya da hem de örneğinde olduğu gibi yani birleşik bağlaç olarak kullanıyorsam nasıl yazacağım? DDA bağlacı asi bir bağlaç yani birleşik bağlaç bile oluştursa nasıl yazmak gerekiyor arkadaşlar? Yine ayrı yazmak gerekiyor. O yüzden birleşik bağlaç olması onun birleşeceği anlamına gelmesin. D ile ilgili değerlendirmemizden sonra şimdi geliyorum ki dediğimiz ekin veya bağlacın yazımına. Yine ikiye ayırıyorum bağlaç veya ek olma noktasıyla değerlendireceğim çünkü bağlaç olduğu takdirde nasıl yazılacaktır? Ek olduğu takdirde nasıl yazılacaktır diye. Ve ki'nin de yine bağlaç olarak kullanıldığı yerlerde yine daima ayrı yazıldığını, ayrı yazılması gerekliliği kuralını unutmuyoruz. Ek olarak kullanıldığı yerlerde ise birleşik yazılma kuralı geçerlidir. Bunu da ısrarla vurgulayalım. Şimdi bunların örneklerine girdiğimizde ben size desem ki, bakın desem ki, alayım hatta burada kullanmış olduğum ki farkındaysanız bağlaç görevini üstleniyor. Nereden anladım dersem? Öncelikle bir formül vermiştim daha önce size. Ben niye ki ekliyorum? Eğer bu niye ki eklediğimde kabul etmez bir görev varsa o zaman yani kabul etmez anlamlı olmaz dediğimiz ifade geçerli ise biz buna bağlaç diyeceğiz. Ek olması için neler gerekiyor? Yalnız burada ek bir tek ek değil birkaç değişik kullanımını vereceğim size. Mesela ben size arkadaşlar sen kelimesine tamlayan eki olan eki getirdikten sonra seninki şeklinde kullanmış olduğum bir ki versem. Benim burada kullandığım ki ilgi zamiri görevini üstlenmiş olur. İlgi zamiri göreviyle kullanmış olduğum ki'leri de daima birleşik yazmam gerekecektir. İkincisi, evdeki hesap çarşıya uymaz şeklinde bir cümle versem. Bu cümle içerisinde kullandığım, D'da'nın yanına getirdiğim ki, hesap ismini etkileyerek o sözcüğü sıfata çeviriyor. Yani ben sıfat yapma göreviyle kullandığım bir ki'den bahsediyorum. Fakat burada kullandığım her iki ki'ye rağmen bu ki'ler ni'yi kabul eder tarzda kullanıldığı için biz ni ekini ekleyerek değerlendirebiliriz demiştim. Kabul eder tarzda kullandığım için de nasıl yazmam gerekiyor? Onları birleşik yazmam gerekiyor. O zaman biz bağlaç olan ki ile ek olan ki arasındaki farka çok dikkatli yaklaşıyoruz. Peki benim biraz evvel size birleşik bağlaç olduğunda nasıl yazılması gerekliliği ile ilgili bir kuraldan bahsettiğimi görmüştünüz. Şimdi burada da aynı şeyi uygulayalım. Burada birleşik bağlaç olması gereken yerde ne yapmanız lazım? Şimdi ona geçelim. Arkadaşlar ben aynı mantıkla eğer ki'yi birleşik bağlaç göreviyle kullanıyorsam birleşik bağlaç oluşturduğunda D gibi değil. Birleşik bağlaçsa birleşik yazmanız gerekiyor. Yani D'de ayrı yazılma kuralı geçerliydi ama ki de bu kural geçerli değil. Yani siz birleşik bağlaçlarda ki'yi D gibi ayırmayacaksınız. Şimdi ben bunların kalıp oluşturduğu bazı yerler var. İsterseniz bir sıralayayım onları size. Bunlar içerisinde sanki var bir, oysa ki var iki, sonra madem ki var üç, belki var, halbuki kelimesi söz konusu. Sonra çünkü sözcüğünü kullanabilirim, meğer ki kelimesini kullanabilirim, illa ki sözcüğünü kullanabilirim. Bunlar karşınıza geldiği zaman Birleşik bağlaç görevini üstlenmiş, Birleşik bağlaç adıyla adlandırmış olmamızdan kaynaklı Birleşik yazılır diyeceğiz. Neden Birleşik bağlaç? Çünkü sanmak artık ki, oysa artık ki, madem artık ki, belli artık ki, hal bu ki, için ki. Merki ve illaki. Burada bir uyarım var. Bunu bazı yerlerde şöyle çünkü şeklinde yazıyorlar ki bu yazım yanlışıdır. Aslında şöyle düşünerek, normalde için artık ki şeklinde düşünülerek birleştirilmiş olmasından kaynaklı bu zamanla tabi ses olaylarına maruz kalıyor ki bunu bulup burada tutmayacaksınız. Buradaki nasıl üye çevrilmişse buradaki de üye çevrilerek yazılacak ve çünkü şekline dönüşmesi gerekiyor. Yani çünkü diye bir yazım yaparsanız bunun yazım yanlış olduğunu unutmuyorsunuz. Evet D ve Ki'nin yazımı bu. D ve Ki bağlacı sorularda çok gelir yalnız. Ve siz de karşınıza getirilen yere dikkatle yaklaşın. Ben D bağlacı ile ilgili bir şey söylemiştim. hatırlıyor musunuz? Hani ses olayını uydur, uygulamayın, uyduramazsınız demiştim. Hani hiç T kelimesi yazarken bunu D da bağlacı olması yanındaki sesi... Gereği yani o sese uyarak o ses gibi sertleşerek yazılması gerektiği anlamını vermesin demiştim. Çünkü zaten ayrı yazılıyorsa yanındaki sese uydurmaya çalışmak, onun gibi sert hale getirmek yani T şeklinde vermek yine yazım yanlışını oluşturur. Bu da yine yazım yanlışı sorusunda bizim karşımıza DDA bağlacının yazımı ile ilgili geldi. Yabancılık çekmeyelim, yanlışlık yapmayalım. Şimdi. Bu değerlendirmelerimiz yani bağlaçların yazımı ile ilgili değerlendirmelerimizi bitirdikten sonra size yine bazı uyarılarda bulunacağım. Bir sözcüğü, gün sözcüğü ve şey sözcüğünün yazımı ile ilgili detaylara giriyorum. Şimdi bu sözcüklerimiz bizim bazı sözcüklerle birlikte kullanılarak anlam özelliği veya anlam ilgisi kazanabiliyor. Ve siz bunun içerisine heri de ekleyelim isterseniz. Bu sözcükleri yazarken hangi cümlede hangi anlama gelecek şekilde kullandımsa ona göre bir yazım belirleyeceğiz. Şimdi değerlendirmelerimizde bir ile başlayalım. Ben size birkaç cümle yazıyorum. Diyorum ki bir gün sonra gelecek bu cümle içerisinde kullanmış olduğum biri alıyorum. Sonra diyorum ki bir gün beni anlarsın diye bir cümle kullanıyorum. Sonra bu cümlelerdeki yazımların yanlış olup olmadığı değerlendirmesini size soruyorum. Şimdi bir gün sonra gelecek derken ismi etkileyen bu bir sayı anlamıyla karşınıza gelmiş olan bir sayı sıfatı. Ve sayı sıfatı görevini üstlenmiş olan sözcük. Biri düşünmeyelim. İki gün, üç gün, dört gün, beş gün desek. Biz oradakileri gün ismiyle birleştirir miyiz yoksa ayrı mı yazarız? Ayrı yazarız değil mi? E dolayısıyla onun diğer iki, üç, dörtten farkı olmadığına göre biri nasıl yazmam gerekiyor yine benim arkadaşlar? Ayrı yazmam gerekiyor. Burada bir gün beni anlarsın derken belgisizlik ifade edecek şekilde bir kullanım yaptım. Peki bu belgesizlik ifadesine göre de nasıl yazmam gerekiyor? Ayrı. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bir, gün sözcüğüyle hiçbir zaman birleşmiyor. İster sayı sıfatı göreviyle kullanayım, istersen belgisizlik ifadesini karşınıza getireyim. Bir ile günü birleştirmeden yazmak zorundayım. Bu bir. Şimdi bir sözcüğünü takım kelimesiyle bir araya getireceğim. Bir takım olaylar beni üzdü şeklinde bir cümle yazsam. Bir takım olaylar derken kullandığım olay ismini etkileyen bir takım kelimesi belgisizlik ifade eden bir sıfattır. Ben yine biri alıyorum, bir takım elbise almış şekline getiriyorum. Burada ise takım ismini etkileyen bir ise sayı sıfatı göreviyle kullanılmış oluyor. O zaman iki ayrı yazım ortaya çıkıyor. Eğer belgisiz sıfat göreviyle kullanarak karşınıza getirmişsem bunu birleşik yazacaksınız. Ama sayı sıfatı göreviyle kullanarak karşınıza getirmişsem de ayrı yazacaksınız. Yani bir gün gibi ikisini de ayrı yazacaksınız demiyorum dikkat ederseniz. Burada takım kelimesiyle bir araya gelmesi onda bazı değişiklikler gerçekleşiyor, gerçekleştiriyor dikkat edelim. Şimdi birden çıkalım. Güne gelelim. Gün kelimesini alalım. Bir ve gün kelimesi ben bu sözcüğü üzerinden gideyim pardon bir ve gün değil. Bu kelimesini alıyorum. Bu sözcüğünün yazımlarına dikkat etmenizi isteyeceğim şimdi. Diyorum ki bugünleri ararsınız şeklinde bir cümle yazıyorum. Bugünleri ararsınız. Burada kullanmış olduğum bugün bir. Sonra diyorum ki bugün günlerden cuma diyorum. Ve benim burada kullanmış olduğum bugün kelimesinin altına çiziyorum 2 ve diyorum ki 19 Mayıs 1919 bugün bizim için önemlidir diyorum. Burada kullanmış olduğum bugün 3. Yani size 3 tane bugün kelimesi verdim. Peki bu 3 bugün arasında hem anlam hem özellik olarak bir değerlendirme yaptığınızda farklılıkları bir sıralayalım. Birincisinde bugünleri anlarsınız derken belgisizlik ifade edecek şekilde kullanmışsam o zaman nasıl yazmanız gerekiyor arkadaşlar? Birleşik yazmanız gerekiyor. Çünkü bugünleri derken içinde bulunduğumuz günden ziyade benim işaret ettiğim belli bir zaman dilimi var. Yani şu yaşadığımız çağ, şu yaşadığımız dönem anlamına getirdim. O yüzden birleşik yazacağım. Bugün günlerden cuma içinde bulunulan gün anlamında bir kelime kullandım. O zaman nasıl yazmam gerekiyor gördüğünüz gibi yine arkadaşlar birleşik yazmam gerekiyor. Yani içinde bulunulan gün anlamıyla kullanıldığı takdirde yine birleşik yazılır. 19 Mayıs 1919 derken buradaki bu farkındaysanız işaret ettiği bir tarih var. Peki oradaki bu alalım Atalım. Yerine o koyalım. Mesela o gün, şu gün ne yaparsınız? Ayrı yazarsınız. O zaman oradaki bu'nun o veya şu'dan bir farkı yok. Dolayısıyla siz o ve şu'yu nasıl ayrı yazıyorsanız oradaki bu'yu da ayrı yazmanız gerekiyor. Aksi takdirde yazım yanlışı ortaya çıkmış olur. Yani biz işaret sıfatı göreviyle kullanıyorsak nasıl yazmalıyız arkadaşlar? Ayrı yazmamız gerekiyormuş. Şimdi bu kelimesinden çıkıyorum şey kelimesine geçiyorum. Şey kelimesi Türkçede belgisiz zamir adıyla adlandırdığımız bir göreve sahiptir. Yani bu kelimenin e, ne demek olduğunu düşünürsek belgisizlik ifade eden bir zamirdir. Peki belgisiz zamir derken neyi kastediyorum? Mesela her kitap çocuk için önemlidir diye bir cümle kullandığımda çocuk için önemli benim burada kullanmış olduğum kitap kelimesinin türü nedir dersem isim diyeceksiniz. Her nedir burada sıfat görevindedir. Peki ben bu cümleyi alıyorum ve diyorum ki her şey çocuk için önemlidir şeklinde çeviriyorum. Yani aslında şey kelimesi orada neyin yerine geçiyor sadece kitabın yerine geçiyor. Peki ismin yerine geçen bu sözcük gördüğünüz gibi zamir neyin yerine geçtiğini bilmediğimiz için de belgisiz zamir ortaya çıkıyor. Peki siz her sözcüğünü kitapla birleştirerek yazabildiniz mi? Hayır. O zaman her kitabı nasıl birleşik yazamıyorsanız, kitabın yerine geçen şey kelimesiyle bir araya gelen her şeyde birleşik yazamazsınız. Yani aslında tek sembolize ettiği o şeyin bir isim. O zaman ismi nasıl yazıyorsanız yanındaki sözcükle onu da öyle yazacaksınız. O zaman şöyle bir uyarıda bulunuyorum. Şey daima ayrı yazılır. Yani Hangi kelimenin yanına getirirseniz getirin, hangi kelimeyle birlikte kullanmaya kalkarsanız kalkın her zaman ayrı yazmanız gerekir. Aksi takdirde yazım yanlışı oluşur. Şimdi bu değerlendirmeden sonra bir de her kelimesini alalım. Her kelimesiyle ilgili bazı sözcüklerimiz var. Mesela her hangi kelimesi, bu arada biri de ekleyelim yanına. Veya her biri kelimesi veya hiç kelimesinin yanına gelmiş olan bir kelimesi veya hiçbir kelimesi gibi yani bunu özellikle hani istisnai bir şekilde herin dışında bir şey söyledim ama ben herhangiyi birleşik yazdığım halde her biri ifadesini ayrı yazıyorum. Yani bunun bir kuralı yok aslında. İmla kılavuzunda bazen ayrı bazen birleşik yazılması gerektiğini göstermeye çalışan bazı ifadelerle geçer ama biz Sözcüklerimizin artık bir de gelenekselleşmiş kullanım adıyla adlandırdığımız kullanımları var. O yüzden bazı sözcükleri nasıl yazmanız gerektiğini sırf imla kılavuzuna göre değerlendireceksiniz. Her zaman kalıp vermek ya da kalıba sıkıştırmak belli bir kalıp doğrusunda e, yazımı budur şeklinde değerlendirmek mümkün olmayabiliyor. Ben mümkün olduğunca aklımıza geldikçe o kelime şöyle yazılır şeklinde vermeye çalışacağım ama tabii ki belli bir kural çerçevesinde bazen oturtamayabiliyoruz. Şimdi gelelim bir başka maddemize arkadaşlar ve o maddemizin değerlendirmesinde ikilemelerin ve pekiştirmelerin yazımından bahsedeceğim. İkilemeler ve pekiştirmeler nasıl yazılır? Şimdi öncelikle ikileme görevini üstlenmiş olan sözcüğümüz bazen aynı sözcüğün tekrarı, bazen benzer sözcükler, bazen zıt yani daha doğrusu kelimelerimiz zıttık anlam ilgisine sahip olabilir hiç fark etmez. Ben nerede ikileme görürsem göreyim ve hangi özelliğe sahip olursa olsun ayrı yazılır diyorum. Ama pekiştirme göreviyle kullanmış olduğumuz sözcükler. Hatırlayacaksınız bunu MPRS ile yapanlarımız yaptıklarımızı öncelikle tutuyorum yalnız. Bunları nasıl yazmamız gerekiyor daima birleşik yazmamız gerekiyor. Mesela art arda örneğinde sırf ulama yapabildik diye birleşik yazmayın demiştim. İç içe ya da el ele örneklerinde olduğu gibi ikilemeler ayrı yazılır. Ama birleşik yazmanızı istediğim pekiştirmelerde sağlam sapa sağlam veya yalnız yapa yalnız örneklerinde olduğu gibi bunların da birleşik yazılması gerektiğini söylemiştim. Şimdi Hata yapacağınız bazı örnekler vereceğim. Karma karışık 1. Darma dağınık 2. Bir de saçma sapan ifadesini yazacağım 3. Bunlardan biri gördüğünüz gibi ikileme, geriye kalan pekiştirmedir. İkileme olması için ne gerekiyor? MPRS ile yapıyorsanız pekiştirme, MPRS ile yapmıyorsanız ikilemedir. İkilemeler ayrı yazılır pekiştirmeler birleşik yazılır. Kuralımızı tekrar tekrar söylüyorum. Yani oradaki MPRS'ye bakmanız cevabı bulmanız için yeterlidir. Bununla birlikte yazım yanlışları konumuzun bu bölümünü ve değerlendirmesini de bitirdik. Gelecek dersimizde bir bölümümüz daha var. Onu da izah ederek yazım yanlışlarını sona erdireceğim. İş yaşamına en yakın üniversite. İstanbul Okan Üniversitesi.